Merhaba, bugün çok güzel bir vlog videosuyla başlıyoruz. Burası benim göbek. Bu da benim göbek. Burası etlik göbek, dükkan burası. Nasıl bir reklam? İlk önce sınırsız pizzaya gideceğiz. Daha sonrasında neler yapacağız hep birlikte karar vereceğiz inşallah. Burası böyle açık mı? Yani Instagram için çekeceğim, ona yaparız. Şimdi ben ilk önce hazırlandım, böyle tamamen hazırlanmış oluyorum. En sonunda Ünes'i uyandırıyorum. Elini yüzünü yıkıyor ve sonrasında çıkıyoruz. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Mikrofon takmadık gerçi ama nasıl bir şey vlog videosu çekmek? Şu an uykucu, yorucu. Uykulu. Aynen. Şimdi hazırlanalım, bir yola çıkalım. Ondan sonra Ünes de vlog moduna geçer inşallah. İnşallah bakalım. Güzelmiş. Teşekkür ederiz. Şimdi artık saat 2.30 oldu ve anca yola çıkabildik. Sabah aslında halbuki ben 10.30-11 gibi falan uyanmıştım. Sırf böyle video çekeceğiz diye, onun heyecanıyla biraz da. Ama anca 2.30'da çıkabildik. Ben de 14.29'da kalktım. 14.30'da hazırdım. Aynen. Sıkıntı olmadı yani. Çıktım. Yüzümü de yıkamamış olayım. Sadece şapaklarımı yaladım. Namazımızı, abdestimizi aldık, namazımızı kıldık. Şimdi gidiyoruz inşallah sınırsız pizzacıya. Böyle güzel bir video gelecek sınırsız pizzacıda da. Buradan başlayalım. Evet, şu anda Etlik aşağı ilince Göbek'teyiz. Burası, bu şubemizi bugün hizmete açtık. İnşallah hafta sonuna resmi açılışımızı yapacağız. Bugünden itibaren buraya müşterilerimiz gelmeyebilir, lezzetlerimizden faydalanabilir. Sınırsız pizzanın konseptini yaratan kişi benim. Şu anda Ankara'da 15 tane şubemiz var. İnanılmaz bir lezzet. Birçok esnafın da vizyonunu açtım. Sınırsız pizza, sınırsız tatlı gibi inanılmaz sınırsız olayı yaşıyoruz. Bu sınırsızdan siz de faydalanmak istiyorsanız Etlik aşağı ilinceye hepinizi bekliyorum. Tarif edeyim. Aşağımız 100 metre aşağımız Gata Hastanesi. Gata'dan Etlik Göbek'e geliyoruz. Burası Etlik Göbek. Bu da benim göbek. Göbek'ten sağa dönüyoruz. Taksi durağının hemen ilk binası. Yiyeceğiz. Aynen. Neler sınırsız, neler değil. Hepsini göstereceğiz. Evet. Şimdi kullandığımız beyaz peyniri kesiyoruz. Şimdi tadına bakacağız. Bak tadına bak. Ben bir kalıbı bitiriyorum tek başıma. Süt tadı var ya bildiğin. Saf süt. Direkt süt. Tam süt tadı gidiyor. Ne iş yaparsın ya? İşin en iyisini yap. Ayakta bu boya. İyi yapıyorsan alkışlarım. Aynen. Şimdi pizzamız geldi. Böyle Milliyet abi bize özel bir pizza yaptırdı. Çok güzel olduğunu söylüyor. Zaten diğer pizzaları da çok güzeller ama bu efsane bir şey. Tabii konseptleri bu değil ama şöyle şuradaki, şurada gördüğünüz tatlı standı var. Hemen yanındaki de pizza standı var. Burası da geniş bir dükkan olmuş. Yeni açılmış dediğimiz gibi. Diğer konseptini ve mağazanın içerisini de göstereceğiz size. Gel gel. Şimdi gel gel. Şimdi burada önce tatlıları alabiliyorsun. İstediğin neler vardı? Favori fıstıklı yok mu? Aa, fıstıklı getir. Bir tek bu. Bu yoktu. Önceden fıstıklı vardı. Onun yerine bunu almışlar. Zaten içindeki magnolyası güzel. Sonra geliyorsun buraya. Buraya geliyorsun. Buradan da istediğin çeşidi alabiliyorsun. Aynen. Çeşitler pizza cenneti burası yani. Zaten 27'ye 30'a yakın bir çeşitlilik varmış burada. Burada gördüğünüz... Tekrardan açtık kameramızı. Tadına bakacağız. Ama bakın dediğimiz gibi normalde böyle yemiyorsunuz burada. Aynen. Bunu şu anda biz tanıdığım misafiriz diye bu şekilde verdiler ama biraz sonra onu da göstereceğiz. Oradan az önce gösterdiğimiz gibi gidip alıp yiyorsunuz. Dörder dilim şeklinde alıyorsunuz. Bittikçe sonrasında ister 2, ister 3, ister 4'e kadar yine o şekilde gidebiliyorsunuz. Aynen. Bayağı. Şimdi bir de bunu tadına bakacağız. Şöyle dur, hatta şöyle koyayım şöyle. Böyle alabilecek mi? Misin? Hazır mısın? Abi değil o. Hadi bismillah. Hadi. Ali. Yarın öyle bir şey geldi. Çok güzel. Valla. Kavurma mı var bu şimdi? Bence kavurma var, evet. Kavurma, karton at güzel olur. Ama bu kartona atılmış bir kavurma değil. Bu
Bu yani. YouTube olduğu için istediğimiz gibi yiyebiliriz de. Nasıl yani? Güzel yemek zorunda değil. Yani yine düzgün yiyelim, güzel yiyelim. Ne kadar ben söylesem de. Şuraya koyayım mı, ses nasıl duyulur? Bunu yemeyeceğim. Ne? Bunu yemeyeceğim. Ne yemeyeceksin? Mikrofonu. Şu an sadece böyle. Ne seninki daha güzel duruyor. İçecek de mi alsak? İçecek alabilirdik ama bunu da bırakalım. Normalde bu menüyü Millet abiyle beraber yiyecektik de. Millet abi telefonu da aldı. Biz de bana da bitirmiş bir şekilde bulabiliriz. Arkada konuşuyor. Biz de pizzaya götürürüz. Soğumasın dedik. Tabii canım soğudu bak. Kaşarlar donmuş. Mozzarella. Mozzarella. Sesimiz duyuluyor mu sence? Bence duyuluyordu. Duymuyorsanız videonuzun sesini açın. Yorumlar yazın sesini duymuyor. Beğeni de yapmayı unutmayın diye. Sesimiz gelmiyorsa beğeni yapın. Aynen. Geliyorsa da iki defa beğeni yapın. Üç defa pardon. Değil mi öyle? Gelmiyorsa bir defa, geliyorsa üç defa o beğeni tuşuna tıklayın. Bir kere basın yeterli. Üç defa. Üç defa basın nasıl? Çıkacak geri yiyecek. Yok üç defa, bir defa beğenecek, beğendiği geri alacak, daha beğenecek. Algoritma kötü etkiler, bir kere beğen. Etmez etmez. Algoritma ne anlar? Beğenmeyi geri alacak bir sürü kişi. Bence abone de olun. Yüz binlerce kişi. O yüzden abone de olun. Yoksa bu kız kızıyor, bana kızıyor sonra. Yok kızmıyorum da ama abone olursanız biraz daha sevgimiz gelir. Gaza gelirim. Bir adam gibi izleyin videoları sonuna kadar. Öyle emirli de konuşuyor. Böyle emirli, pardon. Acemiliğimiz daha, ilk finimiz. Millet abi çok güzel olmuş. Abi bitirdik ama haberiniz. Sizi bekledik ama sonra bitirdik. Afiyet olsun. O mikrofonu kapattık. Kapattın mı? Ha, ben. Videomuzda bir de Milliyet abiye denk geldik. Çok güzel oldu. Şimdi size artık sınırsız konseptini detaylıca göstereceğiz. Zaten Reels videomuzda oldukça fazla gösterdik bir sürü şekilde. Ama bir de YouTube'da uzun video şeklinde neden olmasın dedik. İçeceklerden mi pizzadan mı başlayalım? Pizza. Pizza çeşitliliği dediğimiz gibi 27-30 civarında arası, yanlış hatırlamıyorsam 27 adet çeşit varmış. Şu an mesela burada 4-5 çeşit bulunuyor çünkü şunlar karışık. Bir de bu bittikçe karışık. Geliyor ya, bir de şu an burası daha yeni açılmış. Aynen, burası tıklım tıklım oluyor zaten. Böyle daha hatta açılışı da yapılmadı, biz açılıştan önce evet, geliyoruz genelde. Evet. Bir hafta sonra şu an deneme yapıyorlar. 4-5 tane bu bitince bir daha yenileniyor, sonra bir daha yeniliyor, abiler yapıyor. Geçen gün Sincan Şubesi'ne gittik, çekim alacağız, bir türlü pizza aynen, dayanmıyordu sürekli. En sonunda mecbur müşterileri durdurduk. Aynen, artık bir çekim alalım diye yaptık. Yanlar sirkülasyon çok hızlı oldu, bir pizza değişikliği oluyor yani. Şimdi pizza çeşitlerini bir de en sevdiğim benim tatlı çeşitlerini göstermek hadi istiyorum. Bir de kazandibi gelmiş şu anda menüye. Kazandibi yok mu? Soralım Milliyet abi ben ama. Ben hep Magnolia yediğim için. Magnolyalar iki çeşit var. Bak bunlar da sınırsız yani. Bunu istiyorsam eşim bana 4 tane yiyor işte. Aynen. Bazen bugün bakalım tane kaç yiyor tane yiyeceğim. Bunu çok yiyemezsin bence. Ya şu an bu, bayağı. Bu kazanıyor mu? Var mı ki bu zaten? Hayır. Laç. Hadi ya. Şey bizim yemek. Ha, yemek kültürümüzde. Beni dinleyin. Neyse çok dinlemezsiniz değil mi? Ben çekim yapıyorum. Evet, bir de bakıyor. Güzel yerim. Güzel olan hızlı şeyleri yerim. Yapıyor o kadar. Bu şimdi kazandı mı bu mu? Evet, bu yoktu. Bu sütlaç, haberiniz olsun. Aynen. Tamam, sonra bir de... Bu yeni gelmiş bu da. Frambuazlı mıymış ne sanırım, bunu çok merak ediyorum hemen. Ama mesela bunun altındaki. Bence fıstık çok tat vermiyor. Fıstık da veriyordu bence. Veriyor da yani. Ben nasıl o beyazını seviyorum. Magnolia kreması bayağı güzel. Sonra gelip bir de buradan istediğiniz kadar... Yukarıya çekmek. Şuradan istediğiniz kadar... İçecek de alabilirsiniz yani. Biz genelde karadu suyu ve limonata takılıyoruz ama isterseniz Pepsi, 7 gün işte gazoz ve ice tea de var. Bizim meyve suyu değil mi ya? Çok önemli. Bilmiyorum ki. Konu bir de şimdi... sınırsız. Sonra yediniz içtiniz tabii, sonrasında susamaya devam ediyorsunuz. Şekerli de içmeyeyim derseniz. Burada sınırsız bir şekilde suyunuzu da içebiliyorsunuz. Burası da San Brothers. Tabelası bu şekilde. Etlik göbek olarak geçecek burası. Aynen. Dediğimiz az gibi önce daha gösterdiğimiz buyur gibi etlik göbek. Niye tabi mi gibi. Ve üst bu da benim göbek. Tatlı yedikten sonra görün o göbek. Şurası etliğin meydanı oluyor. Etlik meydanı. Hemen sağa geliyorsunuz. Şurada taksi durağı var. Taksi durağının hemen az ilerisinde burası var. En merkezi yerde şu anda bu varsınız biz olarak.
Buraya da gelip yemeğinizi yiyebilirsiniz. 250 lira bu arada. Yani onu demeyi unuttum. 250 liraya sınırsız bir şekilde istediğinizde her şeyi yiyebilirsiniz doyana kadar. Zaten sloganları da doyana kadar zaten. Bu şekilde. Şimdi yemeğe geçeceğiz. Attıktan sonra böyle tepsinizi ve bardağınızı alıyorsunuz. Daha sonrasında pizza bölümüne geliyorsunuz. Burada dilediğiniz 4 dilimi alabiliyorsunuz. İlk alabiliyorsunuz. Mikrofon var ama sesim sanki duyulmuyormuş gibi geliyor, biliyor musun? Aynen, bağırma şeyi. Tamam. İlk partta 4 dilim bu şekilde seçiyorsunuz dilediğinizi. Sonra yediniz, bitirdiniz. Diyorsunuz ki mesela atıyorum 2 dilim daha yiyebilirim. 2 dilimi daha gelip alıp yiyebiliyorsunuz. Sonra bitirdikçe gelip alabiliyorsunuz. Ama 4 dilimi bitiremeyince de belirli bir cezası var dilim başına. Ama onun fiyatını tam bilmiyoruz. 4 dilim ne? Dilim başı 50 lira mı? 50 lira mıydı? Biz genelde bitirdiğimiz için. Tamam, şimdi iki tane al sen de. Biz tamam. Çünkü az önce yedik. Aynen ya, doyduk aslında. İki tane al. Daha bir de reels çekimi yapacağız. Onun için de bir daha yiyeceğiz. Tamam. Neyle alayım başka? Senin şunu, istediğin şey var. Şunu merak ediyorum ben. Şu. Şu mu? Aha. İkisini yiyebilirsen ikisini alayım. Al ikisini. Bir de bunun altı sıcak hep. Bunlar hep sıcak kalıyor. Bunlar sürekli ısınıyor burada yani. Zaten sürekli. Bunu şu an biraz çekim işi biraz çok yaptılar. Yoksa... Yine böyle kalabalık oldu. O kadar kalabalık çok oluyor. Kalabalık oluyor da şey oluyor. Müşteriye göre sürekli sirkülasyon sağlıyor. Evet. Nusra'nın en sevdiği kısma geldik. Buradan tatlı. Tatlıyı tatlı da yine. Tatlı mi veriyorsunuz abla? Tamam. Şu yeni Magnolia'dan alabilir miyiz abla? Şu şey kırmızı olan. Bir tane. Bir tane şimdi. İkisi de seni sevdiğin olmuş. Yok fark etmez. İkisi de sütüyordun ya. Hiç kazandın mı? Geçen yedim kazandım. Zaten ama ister misin? Sen misin? Tamam. Şimdi ilk dursun. Tamam sağ ol. Teşekkür ederiz. Şeyde tatlıyı da yine bunu bitiriyorsunuz. Daha sonrasında boş kabınızı getiriyorsunuz. Tekrar yenisini sınırsız bir şekilde tabii boşu alıp getirmeden alamazsınız. Aynen boş kap önemli. Tamam. Teşekkürler. Şimdi tepsimizi aldık geldik buraya. Ben tepsimiz kıymetlimi aldım. Aynen. Sen de al. Şöyle de kaldırabiliriz istersen. Böyle beraber gözükmez mi? Sanmıyorum. Acemiliğimizi bunlarla beraber atlatıyoruz. Sizinle beraber. Belki buraları koymayız hatta da. Koyarız. Bir daha ilk defa çekiyormuş gibi. Tamam ilk defa şimdi çekiyorum. Şimdi kıymetli. Şimdi tepsimizi aldık. Şurası sınırsız. Şurası. Burası. Şimdi tatlımızı tepsimizi aldık. Ben şöyle kıymetli aldım. Tamam aldım. Yeni deneyeceğim bunu şimdi. Pizzaları da değişik farklı modeller aldık. Az önce çok fazla yediğimiz için ben pizza yemeyeceğim sanırım. Bir de Reels çekeceğiz dediğimiz gibi. O yüzden ben bir tatlıya geçeceğim bunu şimdi. Bunu sizin için yiyoruz unutmayın. Biraz sonra da Instagram'dakiler için yiyeceğiz. Aynen doğru. Az önce de kendimiz için yedik. Ama onu da size çektik. Ama onu kendimiz için yedik. Aynen bu YouTube'a özel şu anda. Ama bir güzel bir görseniz. Gerçekten gelin ve deneyin. Şöyle netliyor mu? Bunu da şimdi deneyeceğiz. Bunun bir de fıstıklısı vardı dediğim gibi. O muazzamdı. Önce ihtimalle. Bunu ye önce boş ver. Ben tatlı yemek istiyorum. Tamam hadi. Bir yandan da muhabbet ederim dedik. Yani hadi. Biz aslında ikimiz de özellikle ben hiç susmuyoruz genel olarak ama şimdi kamera karşısına geçince bir de ilk olunca biraz daha insan çekiniyor ister istemez. Tabii mesela kafamızın yarısı yukarıda şu an onu ayarlamamız çok sorun değil bence ama sorun mu? Yakışıklı gözükmemiz lazım. Ben hep çok yakışıklısın. Sen de çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Aynen. Ben sabah başka bir kıyafet giymiştim gördüğünüz gibi. Şimdi buna geçtim. Böyle bir kıyafet giydim. Ne bakıyorsun? Canlanmak mı? Geçen gün bir tavukçuya gitmiştik. Böyle cam önünde video çekiliyorduk. Sonra yoldan geçerken... Ha, bir de hayvanat faydasını temizlik mi istedim? Her geçen yerden bakıyordum. Aynen. Bu Ankara'da çok dış tanıyor. Çok ayıp. Bunları söyleyemeyin. İstanbul'da çok az... İstanbul'da tanıyor. Gerçekten orada da tanıyorlar. Şaka şaka bunlar hep komiklik yani böyle şey. Biz tanıyorlar ama. Tamam o da kötü. Tevazu, fazla tevazu şeyliktir. Tabii. Ama tabii şaka bunlar yani. Kim tanımış ki? Yayınca tamam. O konuyu değiştirelim. Değil senin çizgili kazanı ne oldu? Çizgili kazanı. Evet onu anlatacağım. Ne anlatacağım? Şimdi ben sabah bir başka bir çizgili bir kazak giydim. Gördünüz zaten onu. Şimdi, gördüler mi? He, onu koyacağız. Koyacağız mı? Hı hı. Tamam. Sonrasında buna geçtim. Niye? Çünkü o yatay çizili olduğu için beni çok basık gösterdi. Küçük. Basık ve küçük gösterdi. Kısa ve şişman gösterdi. Şimdi normalde geçen seneye kadar
kadınlar çizgili bir şey, yatay çizgili bir şey genel olarak gardıroplarına koymuyorlar. Ne hikmetse bu sene moda oldu ve herkesin elinde gardırobunda bir sürü çizgili kazak oldu. Bu da ne? Modanın bize getirdiği bir dayatma. Ben normalde sevmiyorum artık moda olan şeyleri almayı ama hoşuma gitmişti ve almıştım. Ve beni o basık gösterdi. Ve bu şekilde evlerinde de insanlar evlerinde de insanlar moda olan şeyleri 6 sene öncesinde full pembe yapıyorlardı evlerinde insanlar. Aynen. Daha sonrasında bak elbise bir modası ne ama işte mobilya aynen. Modası çok saçma bir şey. Elbiseyi bir sene giyersin en fazla, sonraki sene başka birine verirsin. Ama mobilyayı 6 sene önce insanlar pembe şey yaptılar, sonra iyi pembe oldu. Sonrasında 2 sene yani 4 sene önce gri ve kadife. Bu zaman kadife oturuyorsun, oturduğun yer belli orada yani böyle. Öyle saçma bir şey, kullanışsız bir şey. O kadifenin düğmeleri kopuyor falan. Bir de yazın herkes, sıcağında düşün. Aynen. Herkes evinde bunları aldı. Sonrasında bunun da modası geçti. Şimdi herkes beji, kremi, beyazı döşedi evlerine. Onların da bir şey kumaş ismi varmış. O da ne? Böyle unuttum. Tedik kumaş mı ne deniyor? Yani su bile damlasa leke oluyormuş. Şimdi insanlar yine bunu hiç önemsemiyorlar. Evlerine dayıyorlar, döşüyorlar. Siz şimdi sosyal medyada görüyorsunuz milletin evinde bunları. Siz değil de insanlar görüyor diyeyim. Evlerinde yapmaya çalışıyorlar bunu. Sonrasında sosyal medyada gördüğünüz kişi 2 sene sonra onun modası geçince onu rahatlıkla değiştirebiliyor ama onu izleyip de onu yapan kişiler artık ondan sıkılmış oluyor ve bunu 10 sene 20 sene boyunca kullanmak zorunda kalıyor. O yüzden modaya uymamamız gerekir. Ben bunu biraz Güneş'le birlikte açtım. Kendiniz seçin. Bir de ayrı biz evlendiğimizde zaten ev modası yoktu o kadar. Neydi ki? Vardı. Pandemi zamanıydı. Full kadife ve gri modaydı. O zaman mıydı? Tabii. Ben o kadifelere bir gözüm gitti, o düğmeli olanlara. Sonra neyse dedim kendimize göre yapalım. Biz zaten evlendiğimiz sırada iki odayı dayayıp döşemiştik. İki odamız boştu değil mi? Bir salon doluydu, yatak odası doluydu. Bir de mutfak yani masamızı falan almıştık. Evlendikten sonra dedi, diğer iki oda boştu. Bu odaya şunu yapalım, bu odaya bunu yapalım diye 3-4 ay sonra kendimiz seçtik. Bir tane salıncak aldık birini. Aynen. Ondan sonra diğer olayı da Ünes biraz şark köşesi tarzında seviyordu. Biraz onların ailesinde genetik şark köşesi seviyorlar. Ama güzel oldu. Benim de hoşuma gitti zaten. Kumaşın şeyini de ben seçmiştim. Ama girmeye kıyamıyoruz çünkü çok güzel kumaş seçmişiz. Bir de şey, parlak. Krem bir halısı var. O da ayrı. O yüzden çok kullanmıyoruz. Giyirdim duyulmamıştır. İnşallah. Orayı kısaltırız sonrasında. Ha. Öyle yani. O yüzden ben artık kendimce, ben diyorum çünkü biz demiyorum, erkekler zaten moda çok fazla takılmıyorlar ama kadınlar çok fazla takılıyorlar. Ben onu böyle birazcık daha sevgililik zamanımızda senin şeyinle açmıştım onu bence. Estağfurullah. Evlilik zamanında tamamen geçti ama gri kaza, çizgili kaza almış bulundum yine de. Bugün giyemedim yani onu, kısaca böyle giyemedim. Ben hastalık Kenan. İşin hastalığı var ya. Ben hastalık Kenan. Devam et oğlum. Ben hastalık Kenan. Bu şekilde yani buna gidiyorum. Tamam hadi. Aynen. Pizzanı da yedim. Kapatıyoruz. Biraz sonra devam ederiz. Yine tamam. Tamamdık yine. Bu insanlar niye bize bakıyor? Ne bileyim, çok dikkat çekiyor. Ya bugün gölgedeyiz. Önümüzde şey var. Dolaplar var. Biz normalde bugün böyle komple bir vlog çekecektik ama büyük ihtimalle Sun Brothers'da bir vlog olmuş oldu. Çünkü saat artık 5'e doğru geliyor. Hatta 5'i geçmiş. Aynen. Daha bir de buranın çekimini bitirmedik. Biraz çekeceğiz. Bir Millet abiyle denk gelmemiştik. Kaç ay oldu? 3-4 ay oldu görüşmeyeli. Özleşmişiz. Oturduk onunla sohbet ederken 3 saat oldu. Ondan sonra şimdi bakalım. Bir tek burası olacak. İdare edin sizde ilk videomuz. Ama Allah rızası için. Önümüzdeki. Beğenin. Beğenin söyledik. Ama siz beğenin. Kamerayı poz verdiniz.